Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiillerle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruda cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmamıştır diyor. Kullanılmayanı soruyor bakın. Açıklamamıza bakalım. Öznenin iradesiyle bir nesne üzerinde gerçekleşen, öznenin nesneyi etkilediğini gösteren fiillere kılıç fiil adı verilir demiş. Hatırlarsanız konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Neydi o arkadaşlar? Kılıç fiiller nesne alabilen fiillere denir arkadaşlar. Nesneyi bulabilmek için de yükleme, kimi ve neyi sorularını sorduğumuzda belirtili nesneyi, ne sorusunu sorduğumuzda ise belirtisiz nesneyi alırız. Seçeneklerimize bakalım. Tekerlekler yollara bir şey anlatıyor cümlesinde anlatıyor, yüklem ve nedir arkadaşlar? Fiildir. Ne anlatıyor? Tekerlekler özne. Peki tekerlekler ne anlatıyor? Bir şeyler. Bu da nedir? Belirtisiz nesnedir. Bakın anlatmak fiili nesne alabilmiş mi? Evet. O yüzden bu fiil nedir arkadaşlar? İş, diğer adıyla kılıç fiil olarak kabul edilir. Olmayanı sormuştu. A seçeneğini elemiş oluruz. Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Kuşatmıştı yüklem. Kuşatan ne? Gurbet çeken gönüller. Özne. Neyi kuşatmıştı? Ocağı. Neyi sorusunun cevabı olduğu için bu da belirtili nesnedir. Bakın kuşatmak kelimesi yani fiili nesne alabildiği için bu da iş kılıç fiil olarak kabul edilir. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya cümlesinde ise gidiyordum yüklem ve fiil. Kim gidiyordu? Ben. Bu nedir arkadaşlar? Gizli öznedir. Nasıl? Gurbeti gönlümde duya duya zarf tümleci. Peki nesne almış mı? Hayır. Almadığı için ya da alamadığı için arkadaşlar bu nedir? Bu durum fiildir. Olmayanı sormuştu bize zaten. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Dinliyordu yüklem ve fiil. Peki kim dinliyordu? O gizli özne. Neyi dinliyordu? Boşluğu. Bu da nedir arkadaşlar? Neyi sorusunun cevabı olduğundan dolayı belirtili nesnedir. Bakın dinlemek fiili nesne alabildiği için bu da yine iş kılıç fiil olarak kabul edilir. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü cümlesinde gömdü yüklem ve fiil. Gömen ne? Karlar, özne. Peki neyi gömdü? Etrafı. Neyi sorusunun cevabı olduğundan dolayı bu belirtili nesnedir. Bakın gömmek fiili nesne alabildiği için bu da iş kılıç fiil olarak kabul edilir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Arkadaşlar yine hatırlarsanız konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Yüklemdeki fiilin önüne onu getirdiğimizde eğer fiille beraber anlamlı oluyorsa bu neydi arkadaşlar? İş kılıç fiildi. Anlamsız oluyorsa neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Anlamsız olursa bu da durum fiildi. Şimdi isterseniz bu kısa yolu ve yöntemi de deneyebiliriz. Bakın onu anlatıyor. Anlamlı olduğu için A seçeneğini eledik. Onu kuşatmıştı. Anlamlı olduğu için B seçeneğini eledik. Onu gidiyorum. Olmuyor. Olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Durum fiildir. Onu dinliyordu. Anlamlı olduğu için iş kılıç fiil. Onu gömdü. Anlamlı olduğu için bu da nedir yine? İş kılıç fiil olarak kabul edilir. İsteyen arkadaşlar bu yöntemle de bu tarz soruları çözebilir. İkinci soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük duyulan geçmiş zaman kipi ile çekimlenmiştir. Arkadaşlar duyulan geçmiş zaman kipeki neydi? Mış. Bakalım eğilmiş derken bakın buradaki miş eki nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük geniş zaman ile çekimlenmiştir. Geniş zaman neydi? Re, ar, er, ır, ir, ur, ürdü arkadaşlar. Bakalım durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller derken durmak fiil buradaki ur eki nedir arkadaşlar? Yüklem olduğu için geniş zamandır. İki de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük
görülen geçmiş zaman ile çekimlenmiştir diyor. Peki görülen geçmiş zaman eki neydi? Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü ekleriydi arkadaşlar. Bakalım sular mı yandı derken yine yanmak fiildir, yüklemdir. Dı ise burada nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük şimdiki zaman anlamı katan bir ek almıştır diyor. Şimdiki zaman eki yordu hatırlayın. Bazen makta mekte ekleri bazen de madamede ekleri yine şimdiki zaman eki olarak kullanılmaktaydı. Bu bir lisan hafidir ki ruha dolmakta ifadesinde bu doluyor anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki makta mekte eki arkadaşlar nedir? Şimdiki zaman kipidir. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük istek kipi ile çekimlenmiştir diyor. İstek kipi neydi arkadaşlar hatırlayın? EA ekidir. Seyret ki akşam olmakta ifadesinde seyretmek nedir? Bakın yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir. Fakat burada EA eki yoktur arkadaşlar. Kelime şu şekilde yazılır. Seyir etmektir bu. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller bazen ünlü düşmesine uğradığında bitişik yazılır. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi i ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. O yüzden bitişik yazılmıştır. Ve seyret demiş. Emir kipinde çekimlenmiş. Bundan dolayı arkadaşlar istek kipi yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Cümlelerin hangisinde şart kipi cümleye koşul anlamı katmamıştır diyor. Bakalım. Ders çalışsa da sınavda çok başarılı olacaktır cümlesinde bakın SSA şart ekidir. Başarılı olmasının şartı neymiş arkadaşlar? Ders çalışmasıymış. Dolayısıyla burada şart vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. Biraz dinlense kendisini iyi hissedecektir cümlesinde. Bakın SSA şart ekidir. Kendisini iyi hissetmesinin şartı neymiş? Birazcık dinlenmesi. Dolayısıyla burada da şart eki vardır. B seçeneğini elemiş olduk. Dünya yansa bile umurunda olmazdı cümlesinde. Yine SSA şart ekidir. Fakat şart anlamı var mı arkadaşlar? Yok gibi. O yüzden bu bir dursun. Diğer seçeneklere bakalım. Fizik dersini de anlasa her şey yoluna girer. Bakın SSA şart ekimiz. Her şeyin yoluna girmesinin şartı neymiş? Fizik dersini anlaması. O yüzden burada da şart vardır. Biz D seçeneğini de elemiş oluruz. İyi bir iş bulsam çok para kazanacağım. SSA şart eki arkadaşlar. Çok para kazanmasının şartı neymiş? İyi bir iş bulmasıymış. Dolayısıyla burada da şart anlamı vardır. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde şart anlamı olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmamıştır diyor. Açıklamamıza bakalım. Öznedeki nitelik değişikliğini yani bir durumdan başka bir duruma geçişi anlatan fiillere oluş fiil denir. Oluş fiillerinin gerçekleşmesinde öznenin etkisi yoktur. Bu fiiller geçişsizdir. Yani nesne almaz. Arkadaşlar size bir ipucu konu anlatım videolarında da bahsetmiştik hatırlarsanız. Neydi o? Yüklemdeki fiilin önüne onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa bu nedir arkadaşlar? Geçişli bir fiildir. Eğer anlamsız oluyorsa bu da nedir? Geçişsiz bir fiil olarak kabul edilir. Bakalım. İlkbahar geldiği için bütün ağaçlar yeşermiş ve çiçeklenmişti ifadesinde. Bakın onu yeşermişti anlamsız. Onu çiçeklenmişti yine anlamsız. Dolayısıyla bu fiil nedir? Oluş fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Saçları çok uzamıştı. Bu yüzden onu tanımada zorluk yaşadım. Onu yaşadım, onu uzamıştı. İkisi de anlamsız olduğu için bu da oluş fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Hazan mevsimi geldiği için ağaçların yaprakları altın gibi sararmıştı. Onu sararmıştı. Anlamsız. Anlamsız olduğu için nesne alamıyor. O yüzden geçişsiz fiildir. Oluş fiilidir. C seçeneğini elemiş oluruz. Yıllardır görmediği yeğeni büyümüş, kocaman adam olmuştu ifadesinde. Adam olmuştu yüklem ve fiil. Birleşik fiil. Onu olmuştu desem anlamsız. Anlamsız olduğu için geçişsiz. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Zamanla gerçekleştiği için bu da oluş fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Yeni aldığı kitapları odaya taşıyıp kitaplığına güzel bir şekilde dizdi. Dizdi fiildir, yüklemdir. Onu dizdi desem bakın anlamlı oluyor.
anlamlı olduğu için de bu nedir arkadaşlar? Geçişli bir fiildir. Dolayısıyla nesne alabildiği için biz buna ne diyoruz aynı zamanda? Kılış fiil diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, cümlelerin hangisinde gerçekleşeceği sanılan bir eylemin gerçekleşmediği anlamı vardır? Seçeneklere bakalım. Kardeşimin de bizimle pikniğe gelecek zannediyordum ifadesinde. Bakın kardeşinin gideceğini düşünmüş. Fakat kardeşi gitmiş mi arkadaşlar? Hayır, gitmemiş. O yüzden burada da gerçekleşeceği sanılan bir eylemin gerçekleşmediği anlamı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde çekimli fiil sayısı ötekilerinden fazladır demiş. Yıllar yılı kaderimin hükmünü bozamadım, bozulmuyor sultanım derken dili geçmiş zamanla çekimlenmiş, şimdiki zamanla çekimlenmiş. Bundan dolayı da iki tane çekimli fiil vardır. Yüreğime kör düğümler atıldı, çözemedim, çözülmüyor sultanım derken atıldı, dili geçmiş zamanla çekimlenmiş, çözemedim, dili geçmiş zamanla çekilmiş, çözülmüyor, şimdiki zamanla çekimlenmiş. Dolayısıyla burada da 3 tane çekimli fiil vardır. Bu diyarlar güzel ama doğrusu gezemedim, gezinmiyor sultanım derken de dili geçmiş zamanla ve şimdiki zamanla çekimlenmiş 2 tane çekimli fiil vardır. Gök maviyi gün ışığı içindeyken süzemedim, süzülmüyor sultanım derken yine dili geçmiş ve şimdiki zamanla çekimlenmiş 2 tane fiil bulunmaktadır. Vakit gece, kalem hasta, göz yorgun, yazamadım, yazılmıyor sultanım derken yine dili geçmiş zaman ve şimdiki zamanla çekimlenmiş 2 tane fiil bulunmaktadır. Bize fazla olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde işle anlatışın aynı anda olduğu anlamı vardır demiş. Bakalım, her akşam odasına çekilip kitap okuyor cümlesinde yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zamandır. Bakın burada her akşam demiş. Dolayısıyla geniş zamanda olması lazımdı. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Akşamları sahil yolunda yürüyüş yapıyor ifadesinde yine yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman ekidir. Akşamları demiş. İşi sürekli yaptığı anlamı var. O yüzden bu da geniş anlam ifade etmektedir. Geniş zamanla çekimlenmesi gerekiyordu. B seçeneğini de elemiş oluruz. Bugün çok yorulduğu için odada uyuyor ifadesinde yor yine şimdiki zaman ekidir. Eylemi de şu an yaptığı anlamını vermektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yarın akşam trenle şehir dışına gidiyor ifadesinde yor yine nedir? Şimdiki zamandır. Yarın akşam demiş. Aslında gidiyor değil. Ne olması lazımdı arkadaşlar? Gidecek olması lazımdı. Yani gelecek zamanla çekimlenmesi gerekirken şimdiki zamanla çekimlendiği için D seçeneğini de demiş oluruz. Gelecek yıl o da Avrupa'ya seyahat ediyor cümlesinde yine yor şimdiki zaman ekidir. Gelecek yıl demiş. Aslında ediyor değil. Bu da ne olacaktı arkadaşlar? Edecek olması lazımdı. Bu da gelecek zamanla çekimlenmesi gerekirken şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiildir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Sekizinci soru. Dizelerden hangisinde altı çizili sözcük çekimli bir eylem değildir demiş. Bakalım. Duyduk bir musiki gibi zamandan ifadesinde duyduk yüklemdir. Buradaki du eki nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Aklıma gelmedik bilmece sorar. Bu dursun. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle ifadesinde geçtik yüklemdir. Buradaki di eki yine görülen geçmiş zaman kip ekidir. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan ifadesinde atıldık yüklemdir. Buradaki d eki yine görülen geçmiş zaman kipidir. Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızlı ifadesinde kanatlandık yüklemdir. Buradaki d eki de yine görülen geçmiş zaman kip ekidir. Aklıma gelmedik bilmece sorar ifadesinde bilmece isim. Nasıl bilmece? Aklıma gelmedik bilmece niteleme sıfatıdır. Buradaki dık dik eki ise nedir arkadaşlar? Hatırlayın fiilimsiler konusunda anlatmıştık. Bu da sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu sıfat fiil eki olduğu için buradaki dık dik eki
Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 9. soru. Cümlelerin hangisinde gelecekte gerçekleşecek bir iş bugün yapılmış gibi anlatılmıştır diyor. Kısaca arkadaşlar bize anlam kaymasını, zaman kaymasını soruyorlar. Bakmış olalım. 5 yıldır bu ücra ve virane semtte oturuyoruz ifadesinde. Bakın your şimdiki zamandır. Gelecekte bir iş değil arkadaşlar. Geçmişte yapılmış bir şimdiki zamanla anlatılmış. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Birkaç gündür onunla bu konu hakkında tartışıyoruz ifadesinde. Yine your şimdiki zaman ekidir. Fakat görmüş olduğunuz gibi birkaç gündür diyor. Geçmişte yapılan bir iş bugün yapılmış gibi anlatılıyor. Bunu da elemiş olduk. Önümüzdeki yıl dil eğitimi için onunla Avrupa'ya gidiyoruz cümlesinde ise bakın your şimdiki zaman ekidir. Önümüzdeki yıl demiş yani gelecek bir zamanı kastetmiş fakat şu anmış gibi anlatıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Son zamanlarda neden böyle davrandığını bilmiyoruz. Yine your şimdiki zaman ekidir. Son zamanlarda davranmış yani eylem geçmişte kalmış. Dolayısıyla geçmiş bir zaman şimdiki zamanla anlatılmaya çalışılmış. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. Her hafta şiir hakkında konuşmak için burada toplanıyoruz. Your şimdiki zaman her hafta dediği için geniş bir zaman dilimini kastetmiş. Geniş bir zaman şimdiki zamanla anlatılmaya çalışılmış. Bundan dolayı biz E seçeneğini delemiş oluruz. 10. soru cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmamıştır? Öznenin iradesiyle gerçekleşen fakat nesne alamayan fiillere durum fiil adı verilir demiş. Birinci soruda nasıl yapacağımızı bahsetmiştik arkadaşlar. Hatırlayın sözcüğün başına yani yüklemdeki sözcüğün fiilin başına onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa o iş kılış fiil. Yüklemdeki fiilin önüne onu getirdiğimizde anlamsız oluyorsa o nedir arkadaşlar? Durum fiildir. Çocuk istediği oyuncak alınmayınca dakikalarca ağladı. Onu ağladı desem bakın anlamsız. Anlamsız olduğu için bu durum fiildir. A seçeneğini elemiş oluruz. Anlattığı fıkraya salondaki herkes katıla katıla güldü. Gülmek yüklem ve fiildir. Onu güldü desem yine anlamsız oluyor. Anlamsız olduğu için bu da durum fiildir. Bunu da elemiş olduk. Sevdiği yazarın son kitabını almak için az önce kitapçıya gitti desem gitmek yüklem ve fiildir. Onu gitti nedir arkadaşlar? Anlamsızdır. Anlamsız olduğu için de bu oluş fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Ödevlerini erkenden bitiren çocuk hemen uyudu. Uyumak yüklem ve fiildir. Onu uyudu desem yine anlamsız oluyor. Anlamsız olduğu için de bu oluş fiildir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri kitabını severek okudu. Okudu yüklem ve fiil. Onu okudu desem bakın nesne alabildiğini gösteriyor. O yüzden okumak fiili nedir arkadaşlar? İş, kılış fiildir. Sağlamasını yapalım isterseniz. Okumak fiil kim okudu? Ben. Bu nedir arkadaşlar? Gizli özne. Ben neyi okudum? Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri kitabını. Burası komple nedir? Belirtili nesnedir. Nesne alabildiği için de iş kılış fiil olarak kabul edilir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki altı çizili sözlerden kaçı çekimli eylemdir demiş. Arkadaşlar bir fiilin çekimli olabilmesi için ne olması lazımdı hatırlayın. Haber veya dilek kiplerinden herhangi biriyle çekimlenmesi gerekiyor. Şimdi parçamıza bakalım. Olmayan demiş arkadaşlar. Bakın an en sıfat fiil ekini almış. Dolayısıyla burada kip eki yok. Bunu elemiş oluruz. Gittiğinde ifadesinde yine anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekini almış. Kip eki yok. Bunu da elemiş oluruz. Fark etmedi derken bakın burada dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. O yüzden biz bunu alabiliriz. Burada bir tane var. Devam edelim. Çağırdılar derken bakın yine dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bunu da alabiliriz. Bir vardı bir de bu iki oldu arkadaşlar. Oluverdi derken tezlik fiiliyle çekimlenmiş bir bileşik fiil var. Dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bunu da alabiliriz. Üç oldu. Konuşmuyor derken konuşmak fiil şimdiki zaman kipeki ile çekimlenmiş. Bunu da alabiliriz. Dört. Etmiyordu derken şimdiki zamanın hikayesini oluşturmuş. Dolayısıyla çekimli bir fiildir. Bunu da alırız arkadaşlar. 5 olur.
Yolculuk isim alamayız. Korumayı derken mame isim fiileki almış. Bunu da alamayız. Çekimli bir fiil yok çünkü. Başarabilmişti derken mişti geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Bunu da alırız. Altı olur. Bekleyen derken sıfat fiiliki almış. Fakat ki peki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Bakın 6 tane fiil haber ve dilek kiplerinden herhangi biriyle çekimlendiğinden dolayı arkadaşlar çekimli fiildir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu tarz sorularda hem basit çekimli fiilleri hem de birleşik çekimli fiilleri alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz, 12. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük çekimli fiildir demiş. Hatırlarsanız 11. soruda çekimli fiilin nasıl olduğunu bahsetmiştik. Şimdi parçamıza bakalım. İnsanlık tarihinde hemen bütün sanat dalları bilimden eskidir derken eski isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu elemiş oluruz. Şiir ise en eski sanatlardan biridir derken biri zamirdir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Bunu da elemiş oluruz. Buna karşın örneğin müzik, resim, tiyatro gibi bütün sanatların öğreti kuralları bulunduğu halde şiir yazmanın hiçbir kuralı yoktur derken yazma demiş, isim fiildeki almış, ki peki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Osmanlı Edebiyatı döneminde vezin ve kafiye kitapları vardı. Arkadaşlar var, mevcut anlamında kullanılmış. Gitmek anlamında kullanılmamış, bakın mevcut, bulunan anlamında kullanılmış. O yüzden isimdir, bunu da elemiş oluruz. Bugün geçersiz olan bu öğretinin o dönem için bile şiirin kurallarını oluşturduğu söylenemez derken, bakın söylemek nedir? Fiildir. Buradaki e neydi arkadaşlar, hatırlayın. E bilir. Yeterlilik fiiliydi. O yüzden bu söylenemez kelimesi kurallı bileşik fiildir. Buradaki maz eki ise arkadaşlar geniş zamanın olumsuzudur. Bundan dolayı çekimli bir fiildir. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın eskidir derken dir ek fiildir. Biridir derken dir ek fiildir. Vardı derken buradaki dı da ek fiildir. Çünkü bu sözcükler isim olduğu için arkadaşlar isimlerde ek fiille çekimlenmiştir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz esenlikle, sağlıkla kalın.